Şimdi hemen hızlıca Şener Şentürk'ü davet etmek istiyorum. Sadece burada dün bazı gerginlikler yaşandı. İki kadın karşılıklı suçlamalar yaptı. Ama asıl Murat'ın dolandırıcı olduğu iddiası vardı. Fakat dışarıda da bazı olaylar olmuş. Hepsinden haberdar olacaksınız. Şener Şentürk evlilik vaadiyle dolandırıldım. Başka kadınlar da dolandırılmasın diye size başvurdum diyor. Buyursunlar gelsin. Bakalım bugün ne yaşanacak merak ediyorum. Şenay Hanım buyurun. Teşekkürler, merhaba. Siz bir hukuki süreci yürütüyorsunuz ama aynı zamanda kamuoyu benim sesimi duysun, başka kadınlar aldatılmasın diye de buraya geldiğinizi biliyorum. Evet. Siz yerinizi alırken dün konuştuklarımızı hatırlayalım. Hemen konuşacağım sizinle. Buyurun, dünkü konuştuklarımız gelsin ekranlara lütfen hemen. Neden ben seni dolandırdıysam neden gidip şikayet edemedin? Ne oldu da Şenay Hanım size bunu yaptı? Siz karınıza geri döndüğünüz için mi bunlar oldu? Evet. Onu anlamaya çalışıyorum. Evet, karıma döndüğüm için karım o yediremedi zaten. Anladın mı? Hadi ben evlilik vaadiyle kendisini dolandırdım. Aracı satın aldım. Kişiyi nasıl dolandırdım? Onu da evlilik vaadiyle mi dolandırdım? Ben televizyona çıkacağım. Bunları böyle evlilik vaadiyle dolandırdığına dahil bunları rezil edeceğim diye ses kayıtlarını bizzat yayınlayacaksınız. Nasıl suikastten bahsediyorsunuz? Suikast demek biliyorsunuz birine öldürmeye girişimde bulunmak. Evet, tam da o şekilde bir suikast düzenlemiş. Ses kaydı elimize geçti. Kişinin kendisi de telefon hattında bağlanmak istiyor. Ya Murat Bey'i öldürmek istemiş. Evet. Biz eşimle limoniydik. Evet. Bu şahsiyet o aradaki soğukluktan faydalanarak kendisi Murat Sarak dolandırmıştır. 4,5 milyon. Benim eşim gitti. Mallarını da verdiği için, geri de alamadığı için ve tehdit altında kaldığı için olay boşanmaya kadar geldi. Benim çocuğumun babası ve ben Murat'ın haklı olduğunu gözlerimle görüyorum. 4,5 milyon çarpıldığında o adam beni yağmurun altında ağlayarak aradı. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Ben senden boşanmadım ki ona evleneceğim diye yalanlar söyledim, mallarımı alabilmek için dedi. Aysun Hanım'ı da bir anlamda kandırmış, öyle görünüyor. Sizi de kandırmış. Bunu öyle düşünüyor musunuz? Beni uyaran kişiler, Kırıkkale, Adana, Osmaniye'deki mağdur edilenler beni uyardığı gibi zamanında Aysun'u da uyarmış. Ancak diğer iki kadının ulaşması, bana bu şekilde aynı olayları anlatması beni tam anlamıyla kafamda oturtturdu. Aysun Murat'ı sevdiği için ya da çocuğu için değil, dolandırıp maddi gücü Aysun'a sunduğu için, Aysun lüks hayatı sevdiği için Murat'la beraber. Kendi ailesi altınlarımı aldı ya. Bir şey söyleyeyim, Enver Bey'e yazın. Dedik ilişkisi beni ilgilendirmez. Onun gerçekliğini bilmiyoruz. O bir iddia sunuyor. Aynı kadının eşimde ses kaydı var. Beni bırakma diye ağladığı, altınları alınıp gittiyse neden ağlamış sorar mısınız? Beni ortaklık vaadiyle dolandırdılar Didem Hanım. Devamında tabii çoğunu borç yazdırıyor, çoğunu nakit veriyor, çoğunu havale atıyor, bana atıyor, eşimle bir alakası yok. Bir iki kere eşimi girip çıkarken görüyor ve eşime mesajlar atıyor, eşime sarkıyor. Tabii ki mesajlar mevcut, hemen sunalım. Şimdi Şenay Hanım'ın sosyal medyadan Murat Bey'le tanışmasıyla birlikte hayatı mahvolmuş, öyle söylüyor. Bir çocuk annesisiniz. Şimdi Murat Bey Aysun'dan boşanmak üzere, daha doğrusu Aysun'un kendisini aldattığını, hatta uygunsuz görüntülerini sana gösteriyor Şenay. Ve arkasından da bir bakıyorsun adam aslında evli, Murat aslında Aysun'la evli. Ve aslında karı koca resmi olarak evliler ve insanları dolandırdıkları iddiası var. Aysun'la ve Murat'ın işbirliği yaptığı iddiası var. Dün burada önemli yüzleşme yaşandı. Fakat yayından sonra hemen burayı, yani burada dışarıda da yayınlar falan yapmışlar. Hanımefendi zannediyor ki biz bütün saatleri kendisini açacağız. Burada sadece tek konu bu. Biz Burhan Karakuş cinayetini dün konuşamadık. Ben karısı Sevgi'den özür diliyorum. Çünkü Sevgi burada. Birazdan Burhan Karakuş cinayetini konuşacağız. İnsanların canı yandı. Cinayet söz konusu. Arkasından da bir 15 yaşındaki kız çocuğunun cinayetini konuştuk. Yani Aysun hanımefendinin keyfine göre yayın yapacak değil tabii ki. Ama Aysun Hanım efendi bugün burada yok. Evet, yayından kaçtı. Bugün yayına katılmak istemedi. İddiaları, karşı taraftaki iddiaları duyunca da bak sevgili Şenaycığım, senin de hataların var, onun da hataları var. Ama bu kadar kadınlar iyi ki bunları yaşamış diyen bir kadını burada gördüğüm için ben çok üzüntü duyduğumu söylemek istiyorum. Ben de sizin yardım edeceğinizi bildiğim için sizin programınızı tercih ettim. Tarafsız, dik duruşunuz ve bir kadın olarak beni anlayacağınızı bildiğim için ben de dün bazı
şeyleri sosyal medyada gördüm. Ben bunları 8 aydır yaşıyorum. Benden sebep kanalınıza ve size bu ithamlarda bulundular. Ben onların adına sizden özür diliyorum. Ama bana yardım edeceğinizi bildiğim için buradayım. Şimdi bizim asıl muhatabımız aslında karısı Aysun değil. Çünkü Aysun hakkında da başka iddialar var. Siz de söylediniz. Aysun'un çocuğunun yanında alkol kullandığı ve arkasından işte o çocuğuna sağlıklı bir annelik yapamadığı, hatta bununla ilgili görseller de var. Bir elinde alkol, diğer elinde kucağında da çocuk ve bu şekilde de o çocuğunun can güvenliğini de ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ben buradan duyuruda bulunmak istiyorum. Bir elinde alkol, bir elinde çocuk olan, bu şekilde davranan, bununla ilgili görseller veren bir kadının sağlıklı bir annelik yapıp yapamadığı ile ilgili olarak bir inceleme yapılması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Şimdi ama şunu ben merak ediyorum. Yani ikisi beraber, insan kocasının kadınlara dönelik bu kadar iş yaptığını düşünüyorsa eğer, yani ikisi beraber organize olarak bu işi yapıyorsa, lütfen hanımlar, yani Şenay Hanım gibi, şimdi Şenay Hanım'ın da hataları var. Ben özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için. Siz sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Asla. Çok hatalarınızı kendiniz kabul ediyorsunuz, zaten var diyorsunuz. Ama lütfen Aysun ve Şenay Hanım da buna dahil olmak üzere, ama Aysun ve kocası Murat'la ilgili olarak eğer herhangi bir şikayetiniz varsa, lütfen korkmayınız ve gidin şikayetçi olunuz ve resmi makamlara başvurunuz. Çünkü eğer bu şekilde devam ederse nitelikli dolandırıcılıktan hakkında dava açılabilir. Ama zannediyorlar ki bu şikayetler geri çevrildiği için hiçbir şey olmayacağını zannediyorlar. Ama öyle değil. Bakın Tunca Hanım size ne söyleyecek. Tunca Hanım buyurun. Ben şunu söylemek istiyorum. Şikayetler geri çevrilse bile arada bir hukuki ilişkinin olduğu, taraflar arasında hukuki ihtilaf olduğunu mahkeme zaten verdiği kararla da kabul ediyor. Evet. Ayrıca yapılan şikayetlerin çokluğu bunu nitelikli dolandırıcılık haline getiriyor. Çünkü kişiler bu işi artık meslek edinmiş olarak yapıyorlar. İşte bu yüzden, yani Murat'ın ve karısı Aysun'un dolandırıcı olduğunu düşünüyor ve bunu iddia ediyorsunuz ki dün çok telefon yayına bağlandı. Daha öncesinde yükseldi galiba. Yükseldi, şimdi imam nikahı kıyıyor, altınlarını alıyor. Merve Hanım. Merve Hanım keza öyle, başka insanlar olduğu da söyleniyor. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Lütfen eğer böyle bir şey varsa, çünkü ben burada bütün iddiaları gündeme getirdim. Araştırmaya da devam edeceğim. Ama siz ortak hareket etmez. Şimdi ortak hareket etmenin de bir suç olduğunu söylüyor. Hayır efendim, ortak hareket etmek suç değildir. Aksine eğer hepiniz de Murat tarafından, Murat'ın dolandırıcı olduğunu söylüyorsanız birlikte hareket etmeniz gerekiyor ki hak ettiği cezayı alsın. Bu arada Murat Bey, niye siz karınızın arkasına sığındınız da dolandırıcı değilseniz eğer, bazı malzemeler satıyorsunuz. İş adamıyım ben, yüzümü göstermem diyorsunuz. Bir iş adamı eğer gerçekten temiz ve ahlaklı bir şekilde çalışıyorsa gelip Şenay Hanım'ın karşısında çıkıp hanımefendi ve milyonlar, benim kimseden korkum yok dediği iddiaların hepsi yalandır demek yerine Aysun'un arkasına ve onun arkadaşı Büşra'nın arkasına sığınıp kameralardan kaçıyorsunuz. Dün karınızı ve yakın arkadaşı Büşra'yı da bu yerleşkeden çektiniz. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkmasından rahatsız oldunuz. Telefonları bağlar mısınız arkadaşlar? Bugün birkaç daha telefon daha bağlayacağım. Gerçeklerden haberdar olacaksınız. İddiayı gündeme getireceğiz. Şimdi Büşra diye bir hanımefendi daha, başka bir aktör. Dün Büşra burada yayına neden çıkmadım diye uzun uzun bayağı dışarıda veryansın etmiş. Yani anladığım kadarıyla hem Büşra'nın arkasına, bir kadının arkasına, hem de karınız Aysun'un arkasına sığınmayı tercih ediyorsunuz. Yüreğiniz varsa iddiaları canlı yayında sizin yüzünüzle beraber tartışmak istiyoruz. Etik yayıncılık gereği.